Ve taşla yapamam biliyorum. Sabah olunca çık gel bekliyorum. Sesinde aşk var bir ben duyuyorum. Kalbimde taşla yapamam biliyorum. Sabah olunca çık gel bekliyorum. Selamünaleyküm kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoda birlikteyiz arkadaşlar. Bugünkü videoda sizlere oyunu nasıl daha iyi oynarsınız, oyunda pro player seviyesi nasıl daha gelebilirsiniz, oyunda kullanmanız gereken kartlar, kadroyu kurarken dikkat etmeniz gereken en önemli püf noktalar ve şu ana kadar arkadaşlar ben hani bunu eminim ki yani %99'luk hatta yani %100'lük de hiç kimse bilmiyordu çünkü ben de daha yeni öğrendiğim iki tane inanılmaz oyunu çeviren şeyi, olayı size paylaşacağım arkadaşlar bu videonun içerisinde. Bugün arkadaşlar video çekmem biraz zor şartlarda, zaten sebebini Facebook grubundan biliyorsunuz. Bayağı zor bir şartlarda şu anda video çekiyorum gerçekten. Çok sağ olun gerçekten son videolardaki aktivitelerden dolayı teşekkür ederim. Destek olmak için arkadaşlar bu videoyu da beğenip yorum atmayı ve yeniyseniz abone olmayı unutmayın. 20.000 abone yolunda bana destek olmak istiyorsanız 1000 beğeni fişeklersiniz. Sevinirim. Sadece 2 saniyenizi alıyor ve dilerseniz videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi videomuza başlarken sizlere önce hangi kadroyu kurmalısınız? Kadrolarınızı neye göre kurmalısınız? Zaten bana kalırsa bu çoğumuzun da büyük sıkıntısı. İstediğimiz kadroları kuramıyoruz. Bu yüzden de arkadaşlar dilediğimiz oyunu sahaya yansıtamıyoruz ve çıldırıyoruz. Şimdi ben size kadronuzu neye göre kurmalısınız? Nasıl kurmalısınız? Bunun hakkında bilgiler vereceğim. Öncelikle squad kısmına geliyoruz arkadaşlar. Hepiniz biliyorsunuz ki bu oyunda EA'in, yani bence yapma amaçları o. Her bütçeden insanın oyunu rahatça oynaması için çıkardığı birkaç tane oyunda bug'lı kart olduğunu düşünüyorum. Bunları sırasıyla arkadaşlar Renato Sanchez, Roberto Pereira, Ahmet Musa, Braithwaite, Asamoah, Fekir, Butland, Firmino gibi futbolcular var. Şimdi arkadaşlar tabi bunlara ekstra olarak bir sürü oyunda çok iyi olan kartlar var ve hatta inanılmaz ucuza giden kartlar var. Mesela Embolo arkadaşlar. Embolo çok iyi olmasına rağmen, bana kalırsa tam bir fişek olmasına rağmen gerçekten çok güzel giden kartlar arasında yer alıyor arkadaşlar. Şimdi ben size bu oyuncuların neden çok iyi fişek olduğunu, yani siz bunları oynadığınız zaman neden çok iyi oynadığınızı bunları anlatacağım şimdi sizlere arkadaşlar. Öncelikle bu oyuncularda dikkat etmeniz gereken bir özellik var. Ata ve defansa katkısı. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar ikisinden birisi high, ki bunun orta sahalarda arkadaşlar high olması ne anlama geliyor? Şimdi size bunu anlatacağım. Biliyorsunuz ki arkadaşlar Renato Sanchez herkesin yani oyundaki çoğu kitle tarafından saygı görmüş ve oyunda çok kuvvetli olduğu düşünülen bir adam. Bu adamın oyunda çok kuvvetli olduğu veya sizin bu oyuncuyu çok iyi oynadığını düşünmenizin sebebi arkadaşlar bu oyuncunun ata ve defansa katkısının yüksek olması. Bu ne demek? Siz ata çıktığınızda da defans yaptığınızda da bu oyuncu hep ön planda oluyor. Siz sürekli bu oyuncuyla pas yapıyorsunuz, pas yollarını kapatıyorsunuz vesaire vesaire. O yüzden size bu oyuncu çok iyi geliyor. Fakat orta sahada arkadaşlar, ki benim de hani Egehan diye bir arkadaşımın da öngörüsü bu. Kendisinden arkadaşlar Inform Casemiro vardı. Ve Inform Casemiro'nun arkadaşlar özellikleri medium olduğu için Inform Casemiro'yu siz oyunda oynattığınız zaman Casemiro sanki sahada yokmuş gibi oynuyor. Çünkü ata ve defansa katkısı medium. Yani tamamen oyunun ortasında kalan, oyunun gidişatında boğulan bir oyuncu arkadaşlar. O yüzden orta sahancılarınıza kesinlikle high work rate'in olmasına dikkat edin veya en azından orta sahalarınızda defansın high olmasına dikkat edin arkadaşlar. Bunu MO ve MDO'lar için söylüyorum. Tabii ki de MO'lar için de atağın high olmasına dikkat edin. Siz oyuncuları bu şekilde dizdiğiniz zaman arkadaşlar siz çok rahat bir şekilde oyun oynayabiliyorsunuz. Ve şu anda benim size burada göstermiş olduğum futbolcu arkadaşlar oyunda gerçekten de aşırı OP futbolcu. Yani ratingden daha iyi oynayan, hatta çoğu insanı çileye sokan oyuncular. Mesela buna bir ekstra isim arkadaşlar Chris Smalling. Hemen ekranda görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar medium high. Defansif katkısı yüksek olduğu için defansif özellikleri aşırı iyi şekilde görüyorsunuz. Mesela bunun dışında bir tane örnek vereceğim. Eric Bailey arkadaşlar. Eric Bailey çoğu kişi tarafından seviliyor. Çoğu kişi tarafından da sevilmiyor. Fakat ben bunun nedenini bilmiyorum arkadaşlar. Ben oyunun başından beri kullanıyorum. Ve çok seviyorum. Eric Bailey'nin arkadaşlar atak katkısı high olduğu için bu size oyuncunun önde basmasını sağlıyor. Bazen gerizekalı şekilde öne açılabiliyor ki atağın high olmasından kaynaklı. Ama her ne kadar öne açılsa bile bu oyuncu arkadaşlar siz rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Çünkü hızı fazla. Yani eğer atağınızdaki oyuncunun hızı fazla ise bile ve high ise bile yine de bunu idare edebiliyorsunuz ki bütün topları da yani tuttuğunu söyleyebilirim. Zaten benim hani oyunda size kesinlikle önereceğim bir defans hattı var. Hani kesinlikle bunlar şaşmamanızı öneriyorum arkadaşlar. Tamamen işinizi görecektir. Sol beke kesinlikle arkadaşlar bu üçlünün yanına sol beke kesinlikle Luke Shaw alın arkadaşlar. Luke Shaw bu oyunda inanılmaz OP. Aynı şekilde sağ kanada paranız varsa arkadaşlar Walker. Eğer paranız yoksa
Ki bana kalırsa Walker'a paranız varsa bile Antonio Valencia'yı alın arkadaşlar. Bu defans hattını kurduğunuz zaman ben size garanti veriyorum ki kesinlikle iyi defans yapacaksınız arkadaşlar. Haberiniz olsun. Çünkü gerçekten bu oyuncular görevini yapan kişiler ki work rate'lere baktığınız zaman da zaten bunları anlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Hepsinden ben çok memnunum burada. Kadronuzu kurarken mesela formasyon önereyim sizlere arkadaşlar. Her zaman burada kuracağınız şey fark etmiyor. Genelde ben size pro player'ların yaptığı taktikten bahsedeceğim arkadaşlar. Hemen şöyle geçelim. Pro player'ler genelde arkadaşlar 4-3-2-1 taktiğiyle oynuyor. Çünkü bunda kimyayı daha rahat bir şekilde oturtabiliyorlar. 4-3-2-1 ile başladıktan sonra geçtikleri taktik arkadaşlar 4-1-2-1-2'nin ikincisi veya 4-1-2-1-2'nin birincisi arkadaşlar. Ben size tabii ki de hangisi bunu başlangıç formasyonu olarak bunda kimya tutturmak birazcık zor olduğu için hibrit kadrolarda 4-3-2-1 ile başlayıp sonradan taktiğiniz 4-1-2-1-2 alabilirsiniz. Bana kalırsa bayağı OP bir taktik. Bunun dışında arkadaşlar oyunda şaşmanız gereken bir sol kanat var, o da Anthony Martial. Kesinlikle şaşmayın arkadaşlar. Ben size bunu çok net söylüyorum. Anthony Martial bu oyundaki bug'lı futbolculardan bir tanesi. Sakın ama sakın sol kanat için arkadaşlar bu oyuncuyu almaktan vazgeçmeyin. Bir de bir tane daha teori var. Bu sene EA'in sponsorluk yapmış olduğu takımların oyuncularının OP olduğu söyleniyor arkadaşlar. OP dedi dediğim gibi overpowered, yani ratinginden daha iyi oynayan tamamen bir game changer diyorlar arkadaşlar. O yüzden bunlara çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bunları size söylemeden geçemeyeceğim. Ya bu kadroları kurun arkadaşlar. Özellikle Renato Sanchez'in üzerine gidin derim. Ya benim gibi burada ben listeledim. Yani hem ucuz olup hem de inanılmaz fişek oynayan game changer adamları sizlere burada listeledim. Özellikle Roberto Pereira arkadaşlar benim favorim. Ben bu kadar çift yönde basan bir beast görmedim. Yani tam bir tank arkadaşlar. Yani benim tek de söyleyebileceğim şey bu adamın tam bir tank olması. Onun dışında arkadaşlar bir tane topçu keşfettim ki keşfettim derken kullanıyordum ama daha doğrusu bir şekilde keşfettiğimi söyleyebilirim. Arkadaşlar Lig 1'de oynayan Saivet diye bir dayı var görmüş olduğunuz gibi. Ata ve defansı katkısı hay hay. Bu dayının arkadaşlar bu Afrika kartını denedim arkadaşlar. İnanılmaz bir fişek. Paranız varsa almanızı öneririm. Normalini de alıp deneyebilirsiniz. Keza aynı şekilde Tolisso ve Davo arkadaşlar. Bu üçlüyü de denedim. Ve bunlar da gerçekten işinizi görecek futbolcular olduğunu söyledim. Tolisso'yu gördüğünüz gibi arkadaşlar high high work rate var. Yani orta saha oyuncularınızın gerçekten high high work rate olması size çok kolay bir oyun hakkı sunuyor. Çünkü çift yönde bastıkları için sizin işinizi görüyorlar arkadaşlar. Şimdi size custom tactics yani player instructions'ın nasıl olması gerektiğini anlatacağım arkadaşlar kadrolarınıza. Bunu nasıl kurmalısınız bunu söyleyeceğim. Şimdi player instructions arkadaşlar biliyorsunuz ki çok 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 önemli bir şey bana kalırsa. Öncelikle pro player'ların yaptıklarını söyleyeyim. Defanslar arkadaşlar kesinlikle stay back while attack yani ataklarda geride kal yapmanız gerekiyor. Zaten defansların ki bu şekilde yani bu şekilde bu dörtlü burada tank gibi beklemesi gerekiyor. Orta saha üçünüzün arkadaşlar mesela buradan kendinize bir adam belirleyin. Diyelim ki Renato tam bir beast diyorsunuz değil mi? Tam bir beast. Bunu yapacağınız şey stay back while attacking. Ataklarda geride kal demeniz. Ben böyle oynatıyorum. Renato'yu geride bırakıyorum ve o hızı sayesinde gerçekten inanılmaz basışlar yapıyor. Roberto Firmino genelde benim kadrolarımda arkadaşlar yazdım orta sahada ve bu get forward'da dediğim gibi bunu bırakıyorum. Onun yanındaki dayı da stay back while attacking yapıyorum. Yani iki tane defans bir tane ofansif kalıyor. Bu defanslar geride kaldığı için işimi görüyor. Hızlı pas atarak Firmino ile atağımı birleştirebiliyorum. Ataklardan arkadaşlar yapmanız gereken şey press backline yani geri hatlara defans yapmaları ve get in behind yapmanız arkadaşlar kesinlikle gerekiyor. Haberiniz olsun arkadaşlar. Onu da şuradan hemen ayarlayabiliyorsunuz. Mesela get in behind. İleriki üçünüzlerin hepsi get in behind olsun. Tabii ki de bu formasyonda oynuyorsanız bunu kesinlikle size öneriyorum arkadaşlar. Keza eğer oyuncularınızın gerçekten inanılmaz bir şekilde hırçın bir şekilde böyle deli gibi basmasını istiyorsanız arkadaşlar burada custom tactics var. Bu custom tactics'ler arkadaşlar hani İşte bu taktiği verirsem çok OP oynarsın. Şunu verirsem çok iyi oynarsın. Yani burası tamamen şeye benziyor. CSGO'daki config'e benzetin. Oyuncunun crosshair'i falan vesaire. Ama oyuncunun crosshair'ini aldığınız zaman tabii ki de siz Kenyes veya Zantales olmuyorsunuz. Bunun böyle bir kuralı var. Bu tamamen oyuncudan oyuncuya değişen bir şey. Ama ben şimdi size eğer gerçekten arkadaşlar ileride basmak istiyorsanız, rakibinizi boğmak istiyorsanız benim de kendi kullandığım bir taktiği vereceğim. Aggression arkadaşlar 70. Pressure görmüşsünüz bir 75 ve burası offside trap'te kalıyor arkadaşlar. Bunu bu şekilde yaptığınız zaman ileride basıyorsunuz ve bu ayarı en iyi şekilde uygulatmak için tekrardan player instructions'a gelip arkadaşlar bu bütün futbolcularınıza şurada hani normal inceptions var ya bunu aggressive inceptions yapmaya yani aggressive
topa müdahale yapmanız gerekiyor. Bu şekilde takımınız çok hırçın bir şekilde oynuyor. Takımınızın bu hırçın şekilde oynamasının size birkaç tane yararı, birkaç tane de zararı var. Yararı arkadaşlar, hızlı bir şekilde basabiliyorsunuz. Ama bunu basmak için pozisyon bilginiz gerekiyor. Adamın nerede olduğunu değil, nerede olacağını bilmeniz gerekiyor. İyi defans yapmanız lazım. Eğer kötü defans yaparsanız adamlarınız sürekli adam kaçıracaktır. Ve karşı rakibiniz aralara adam kaçırarak goller atacaktır. O yüzden bunları da dikkat etmeniz gerekiyor. Bu dediğim şeylere dikkat edersiniz arkadaşlar. Ve özellikle ki ataklara çıkarken, mesela bu benim de yaptığım çok bir hata. Eric Bailey'i alıyorum abi, orta sahaya kadar koşuyorum. Bunu sakın yapmayın. Çünkü pas hatası yaptığınız zaman kontra yiyorsunuz. Bunlar çok önemli arkadaşlar. Benim size vereceğim tavsiyeler bu şekilde kadro konusunda. O yüzden de kesinlikle defansınızı atağa çıkmayın. Orta sahalarınızda bu işi yapın. İleriki üçünüzü de kendinize göre seçebilirsiniz. Şu anda ilk 11'de ve yedekte gördüğünüz futbolcularda benim size seçmiş olduğum oyunda çok ucuza giden ve gerçekten de reytinginin %100 karşılığına da fazlasını veren tanklar arkadaşlar. Bunları kullanabilirsiniz. Şimdi oyunda arkadaşlar %100'lük bir kısmın, yani neredeyse öyle, yani Kike çoğunuzun bilmediğini düşünüyorum. Bu kısma geçelim ve sizlerin oyununuzdaki farkı. Evet arkadaşlar, şimdi sizlere oyuna gerçekten tam bir game changer olan, hatta hani hepinizin derdine deva olacak bir özellik göstereceğim. Hepiniz biliyorsunuz ki arkadaşlar, hep diyorduk işte abi adamlarım araya kaçmıyor, takıma inmeye iniyor vesaire. İşte artık bunu da arkadaşlar nasıl ortadan kaldırabileceğinizi şimdi size anlatacağım. Yani biliyorsunuz geçen videoda arkadaşlar momentum'u nasıl kırabilirsiniz, böyle bir video çekmiştim. Onu da kesinlikle gidip izleyin. Aynı şekilde oyununuzu geliştirmek için oyundaki en etkili skill hareketleri videom var. Onları da gidip kanaldan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz ki arkadaşlar, bu sene oyuna gerçekten Foot Champions'le birlikte bayağı şey eklendiğini söyleyebiliriz. Bunlardan eklenen bir tane daha özellik var ki bu özelliği kimse, yani ben hani sadece pro player'ların bildiğini ve kimseyle paylaşmadığını düşünüyordum ki bir tane Boras Legend diye arkadaşlar bir pro FIFA player oyuncusu var. O bir tane video paylaşıyor arkadaşlar. Ben de tamamen ondan gördüm ve bunu sizlerle birlikte paylaşmak istedim oyununuzu daha iyi oynayabilmeniz için. Şimdi arkadaşlar söyleyeceğim tuşlar tamamen default ayarda, yani kumanda ayarı ne geldiyse o şekil söyleyeceğim şeyler arkadaşlar, haberiniz olsun. Şimdi arkadaşlar hepiniz biliyorsunuz ki ben genelde taktik videoları çekiyorum ve bunda maalesef ki tuş şeylerini birazcık bazen hatalı yaptığımı fark ettim. O yüzden şimdi hemen size söylüyorum, tamamen default ayarlarda arkadaşlar bunları söyleyeceğim. Öncelikle L1 ve R1 tuşunu arkadaşlar hepimiz biliyoruz. L1 tuşuna basıp pas attığınız zaman oyuncunuz kaçıyor. Güzel. Ama siz eğer oyuncunuzun kendisi, yani sizin pas atıp değil de oyuncunuzun kendi kaçmasını istiyorsanız ne yapmanız gerekiyor? Bu videoda şimdi size bunları anlatacağım. Diyelim ki arkadaşlar şu anda atağa çıkıyorsunuz. Atağa çıktığınızı farz edelim. Bam 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 gidiyorsunuz. Siz atağa çıkarken L1'e bastığınız zaman bakın oyuncunuz eliyle gidip top istiyor. Yani siz böyle boş bir yerde koşarken L1 tuşuna bastığınız zaman, bakın L1 tuşuna basacaksınız. L1'e basıp tutup pas atmayacaksınız. Mesela bakın şimdi geliyorum abi. Bakın L1'e bastım ve bak adam aradan hızlanarak kaçmaya başlıyor. Bu olay normalde arkadaşlar olmuyor. Oyuncular kel aynak gibi duruyor. Hepimizin yakındığı şey bu arkadaşlar. Mesela bunun dışında birkaç tane daha örnek vereceğim sizlere. Daha doğrusu bunun diğer varyasyonu. Şu anda arkadaşlar normal gidiyoruz. Pas atacak kimsem yok. R2 tuşuna bastığım zaman, bakın R2 tuşuna bastığım zaman bak üstteki adam pasa geldi. Görmüş oldum mesela bu. Oyuncum araya kaçmıyor şey. Mesela şu an koşuyorum arkadaşlar. R2'ye bastığımdan bak adam nasıl kaçıyor görüyor musunuz arkadaşlar? Bu tamamen bu tuşlar sayesinde oluyor. Siz koşarken R1 tuşuna bastığınız zaman R1 yakına adam geliyor bak. R1'e bastım ve sağdaki adam geldi gibi. L1'e bastığınız zaman bak şu an L1'e basıyorum bak adam kaçmaya başlıyor. Bunlar çok önemli arkadaşlar. Bunları kesinlikle kullanmayı unutmayın. Şimdi size birazcık daha detaylı bunları nerede kullanabilirim? Mesela şimdi geliyorsun abicim böyle. Bak adam duruyor. Adam kaçmıyor. Halbuki adam orada. Bak şimdi L1'e basıyorum arkadaşlar ve aradan kaçmaya başlıyor. Görmüş olduğunuz gibi. Bunu da kullanmanızın en önemli zorluğu şu. L1'e basıp pas attığınız zaman oyuncunuz da bu şekilde koşuyor. Bakın görmüş olduğunuz. Biz bunu istemiyoruz. Biz sadece biz koşarken oyuncumuzun kaçmasını istiyoruz. O yüzden koşarken arkadaşlar bakın mesela şu an L1'e basıyorum ve aradan kaçmaya başladı. Bak görmüş olduğunuz gibi. Bunu kesinlikle yapmanız gerekiyor arkadaşlar ama dediğim gibi en püf noktası kesinlikle ama kesinlikle L1'e basılıp pas atmıyorsunuz. Mesela şu anda koşuyoruz arkadaşlar diyelim çok sıkıştık değil mi? Çok sıkıştık diyelim gidiyorum böyle. Gittim. R2'ye bastığım zaman bak Messi pas almaya geldi. R2'ye basıyorum bak oyuncu yine yaklaşıyor bana. Oyuncuların koşularına dikkat edin arkadaşlar bakın. Bunu kullanmanız gerekiyor bak. R2'ye basıyorum Messi kendine yer açıyor. Gibi. L1'e basıyorum adam aşağıdan koşu yapıyor. Gibi. Ya bu şekilde aslında oyunda oyuncularınızı yönlendirmenin yönü varmış arkadaşlar. Bunu gerçekten ben de daha yeni öğrendim. Açık konuşalım, sizler de yeni öğrendiniz arkadaşlar. Çünkü gerçekten ben bilmiyordum, bu sene oyuna eklenen bir şeymiş bu arada.
Mesela şu an çok sıkıştım abi. R2'ye basıyorum, bak hemen kendine yer açıyor. Ya pas atabileceğin yere yer açıyor. Boş yere yer açmıyor. Şu anda buradan koşuyorum abi. Atak yapacağım. L1'e basıyorum, bak aradan koşmaya başlıyor gibi. Bunları arkadaşlar bayağı profesyonel olarak kullanmak gerekiyor. Dediğim gibi L1'e basarak oyuncunuzun uzağa kaçmasını sağlıyorsunuz. Ama tabii ki bu orta sahadayken L1'e basınca adam kaçmıyor. Sizler de bunu oyun içinde zaten oynaya oynaya fark edeceksiniz. Mesela şu an R2'ye basıyorum arkadaşlar. Tabii şu an olmayacak çünkü zaten dolu olduğu için. Mesela şu an gidiyorum abi. Geçtim. L1'e basıyorum. Ve adam kaçıyor görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Ve bu kadar rahat bir şekilde gol atabiliyorsunuz. L1 tuşuna basarak oyuncunuzu uzak ara pasa çağırıyorsunuz. R1 yani Rize'nin R'si 1 tuşuna bastığınız zaman da arkadaşlar oyuncuyu yanınıza çağırıyorsunuz. Bu gerçekten çok ama çok önemli bir taktik arkadaşlar. Aynı şekilde diyelim takım rakip takımınıza defans yapmak istiyorsunuz. Top rakip takımınızda. Şu anda arkadaşlar siz R1 tuşuna bastığınız zaman bakın sizin yanınızda 2 tane adam geliyor bak. Topu adamlara verelim bir daha. Topu adamlara verdik. Şu an R2 tuşuna basıyorum bak. İki kişi geliyor bak, görüyor musunuz arkadaşlar, bak her yerde iki kişi oluyor. Bu şekilde topu alabiliyorsunuz. Yani R1 tuşuna da bastığınız zaman siz defans yaparken R1'e bastığınız zaman da yanınıza ikinci defans yapacak adamı çağırıyorsunuz. Ama bunu sakın köşelerde kullanmayın. Bunu köşelerde kullandığınız zaman arkadaşlar adam açık veriyor maalesef. Bu şekilde maalesef gol yiyorsunuz. Bunu kesinlikle önermiyorum. Sadece böyle orta sahada falan pres yapmak isterken R1 tuşuna bastığınız zaman arkadaşlar oyuncu geliyor. Mesela şu anda gidiyorum abi, L1'e bastım. Bak şimdi L1'e bastım ve oyuncu aradan kaçıyor gibi. Bunları gerçekten oyunda kullanın arkadaşlar. Ve bunu oynadıkça bunu nerede yapıp nerede yapamayacağınızı arkadaşlar öğreneceksiniz. Şu anda mesela yapalım abi. R2'ye basıyorum ve hemen aradan gördüm. R2'ye basıyorum abi ki burada hani buralarda basmaya gerek yok. Sıkıştığınız zaman basmanız lazım. Şu an R1'e basıyorum. Pasımı atıyorum gibi. Dediğim gibi bakın mesela şu an oldu. Hani her zaman tam tutmuyor. Tutacağı yerler arkadaşlar tamamen zaten siz de fark edeceksiniz yani oynarken. Sıkıştığınız yerlerde buna bastığınız zaman oyuncu hemen aradan çıkıyor arkadaşlar. Mesela şu an ben bastığım zaman Messi durdu. Mesela normalde koşuyordu, durdu. L1'e basıyorum. Adam koşuyor, pasımı atıyorum. Şimdi R2'ye basıyorum. Messi kendine yer açıyor ve golümü atıyorum arkadaşlar. Atamadım bu arada. Ama her neyse siz olayı anladınız. Bunu kesinlikle oyunda kullanın. Tekrar ediyorum. Atak yapıyorken eğer koştuğunuz yönde L1'e basarsanız oyuncu araya kaçar. Eğer çok sıkıştığınız zaman Rize'nin R'si 1 yani R1 tuşuna bastığınız zaman da oyuncunuz yanınıza gelir. Aynı şekilde defans yapıyorken R1'e bastığınız zaman arkadaşlar oyuncularınıza 2 kişi pres yaptırmış oluyorsunuz. Ama bunu dediğim gibi çok karambollerde yaptırmayın. Orta sahada falan pres yaparken yapın ki çok fazla defansta açık vermeyin. Zaten sizler de oynadıkça defansınızı geliştireceğinizi düşünüyorum. Eğer defans iyi olmadığını düşünüyorsanız kesinlikle defansifte başlamanızı öneriyorum. Benim defansım iyi olmasa rağmen ben defansifte başlıyorum. Çünkü defans oyuncularımın hata çıkmasını istemiyorum. Orta saha oyuncuları bana yetiyor arkadaşlar. O yüzden bu tarz şeyleri kullanmanızı hepinize öneriyorum arkadaşlar. Mesela L1'e basıyoruz şimdi arkadaşlar ve görmüş olduğunuz aşağıya doğru kaçıyor. Bir daha L1'e basıyorum. Bak Messi nasıl kaçmaya başlıyor. Normalde böyle kaçmıyorlar arkadaşlar. Hepiniz biliyorsunuz kanser alıyoruz. Dediğim gibi Momentum videosunu izleyerek bu taktikleri de birleştirerek arkadaşlar hepinize iyi oyunlar diliyorum. Bu videoyu çok zor şartlarda çekiyorum. Şu an saat gece olduğu için arkadaşlar fazla da sesli konuşamadım. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer işiniz yaradıysa lütfen beğenmeyi unutmayın. Bana destek olmak için sadece bir beğeni ve bir abone butonu aynı şekilde yorumda yaparsanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın ve bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Taşla yapamam biliyorum. Sabah olunca çık gel bekliyorum. Sesinde aşk var bir ben duyuyorum. Kalbimde taşla yapamam biliyorum. Sabah olunca çık gel bekliyorum.